Bakanlığı'nın ilan ettiği 2023 eğitim vizyonu kamuoyunda olumlu tepkiler almış, geleceğe dair bir umut aşılamıştır. Bizim de sürekli dile getirdiğimiz çözüm önerileri, teklif ettiğimiz birçok sorunun başlığa dönüşerek vizyon belgesinde yer alması önemli bir başlangıç olmuştur. Ancak ümit ve beklentileri oluşturan bu başlıklarla ilgili adımların gecikmesi tüm eğitimcilerde tedirginlik oluşturmaya başlamış, kamuoyunun beklentisini daha da artırmıştır. Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması için somut çalışmaların başlatılması, alan değişikliği taleplerin karşılanması, görevde yükselme sınavlarının gerçekleştirilmesi gibi adımlar bizim de talep ettiğimiz ve gerçekleşmesini beklediğimiz olumlu gelişmelerdir. Ancak 3600 ek gösterge vaadinin bir türlü yerine getirilememesi, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının doğurduğu olumsuz sonuçlar, yer değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı bir düzenlemenin hayata geçirilmemiş olması gibi konular eğitim öğretim yılının ilk dönemine damga vurmuştur. Öğretmen açığı, erken kamu görevlerine dayatılan darbe örünü kılık ve kıyafet yönetmeliği, ekders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, eğitimin denetimi ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi gibi birçok konuda beklentileri karşılayan alımlar hala atılmış değildir. Yerelde ise Urfa bazında öğretmen açığımız 7000'leri bulmaktadır. Sınıfların kalabalık oluşu, birçok ilde ikili yapan okul kalmamışken ilimizde ikili eğitim yapan okullarımıza dahi sınıf mevcutlarının 50'ye dayandığını görüyoruz. Bu da okulların ihtiyaç bazlı planlamanın dikkate alınmadığının bir göstergesidir. Taşımalı öğrenci sayımızdaki bir eksilmenin olmadığı ve aynı sorunların devam ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin geçmişten günümüze birçok alanda kat ettiği mesafe, çalışanların kazandığı haklar, milletin dirayetiyle kaldırılan vesayet odakları, sivil inisiyatiflerin gayretiyle ters yüz edilen darbe ürünü mevzuatlar ülkemizi bugün herkes için ümit var bir eşiğe getirmiştir. Tüm bu değişimde ne hikmetse bir türlü nasibini alamayan bir kılık kıyafet dayatmasıyla hala karşı karşıyayız. Temel bir insan hakkının ikamesi, kişisel özgürlüklerin belirgin bir nişanesi olarak gördüğümüz kılık kıyafet özgürlüğü hakkının da alınabilmesi için başlattığımız sivil itaatsizlik eylemi kamu görevleri kılık ve kıyafet özgürlüğüne kavuşuncaya kadar da devam edecek. Biz bu işin takipçisi olacağız.